Aksi kanaldan herkese merhaba. Biliyorsunuz burası aksi kanal. Şimdiye kadar yapmadık ama sanıyorum biz burada artık herkese dersini de vermeye başlayacağız. Şöyle anlatayım durumu. Instagram'dan bir tane Türk oyun üreticisi bana mesaj attı. İşte oyunumuza bakar mısın falan filan diye. Oyunlarına güveniyorlarmış. Dur bakayım o mesajı da size gösteri vereyim hemen. Oyunumuza güveniyoruz. Ben ve iki arkadaşım oyun ürettik. Kalitesinden ve kullanıcı yorumlarından eminiz. Ama ürettiğimiz yerli içerik mobil oyunu daha fazla kitleye aktaramadık. Backstack Ball mobil oyunu senin inceleme şansın var mı? Ülkeye döviz sokmak istiyoruz diyor bir de. Çakal Carlos bu benim ee, işte Türkiye'de elektronik neden pahalı? Yazılım yapmamız gerekiyor. Türkiye'de oyun üreticileri var falan dediğim videoyu büyük ihtimalle görmüş. Damardan yakalamaya çalışıyor. Oyunu ben şöyle bir inceledim. Şimdi size de göstereceğim. Bu videonun amacı şu. Siz eğer bir Türk oyun üreticisiyseniz ne olur ne olur bu Bastak ya da ball, neyse artık isimli oyunun üreticisi Çakal Carloslar gibi yapmayın. Gel <laughs> ülkeye deviz sokmak isteyen mini çakallar sizi. Şimdi ben inceledim biraz birkaç bir şeyini gördüm ama burada sizlere de göstereceğim. Şimdi direkt oyuna gidelim oyunu şöyle tıklayalım indirelim. İnternet bağlantısının burada kötü olmadığı için oyunun hızlı ineceğini düşünüyorum. Ki zaten gördüğünüz üzere çok da uğraşmamışlar. 5-10 megabaytlık bir ürün yapmışlar. Open. Açalım bakalım uygulamayı. Evet. Senden notification istiyor muyum? Hayır. Birinci falso. Bak. Giriş diye bir Google reklamı koymuşlar. Görüyor musunuz? Sen ona basacaksın, o da para kazanacak. Şimdi hemen öncelikle bunu bir report edelim. Şuradan çapraza basıyorsunuz. Report this ad diyorsunuz. Ondan sonra this ad was inappropriate. Bence de çünkü ortadaki play button yerine giriş gibi bir şey yazıp oraya tıklatmak istiyor bizim çakal. Evet. Hadi böylece kapattığımıza göre ortada kafam kadar bir play button var. Ona tıklayıp herhalde oynayabileceğiz değil mi? Hop zıplat diyor. Top geldi. Hop zıplat top geldi. Böyle böyle gideceksin diyor. Level complete dedi comprehensive infrastructure management software geldi. Patch Manager'mış. Yine o da umrumuzda değil ama ikinci reklamımızı da haşırt diye gördük oyunun içerisinde. Ya da adın her neyse. Bir daha basalım. Basılmaz da yapıyorlar Google'da çünkü. Adi report this ad. This ad covers content diyelim. Onlara böylece Google'da desin ki ne yapacaksın? Ondan sonra next level dedik. Oyun başladı. Topu bir zıplattık. Topu zıplatamadık gitti. Şimdi gelelim konumuza tık. Reklam gene geldi. Keep playing diyor değil mi? Give up. Don't give up yazacaktınız herhalde burada. Ya da lost falan yazacaktınız. Bir kere bunun İngilizcesi de yanlış koşlar. Keep playing diyorsun. Aa 10 milyon oyunu başka bir ürünün reklamı geliyor. Ben reklam seven insan değilim. Allah kahretsin sizi diyorsun. Çünkü reklamı sevilecek halde sunmazsan böyle olur. Patlak gözlü bir herif buralarda geziyor. Kapat reklamı diyorsun. You will lose your reward diyor. Tamam skip diyorsun. Sonra buraya geliyorsun. E hadi oynayalım. E hadi oynayalım. Oynatmıyor. Give up. Zaten burada verdiğim mesaj da bırak git demek usta. Tıklayalım. Aa gene yok. Aa gene yok. Aa gene yok. Ne yapalım? Bu neymiş? Scoreboard. Ona da tıklanmıyor zaten gördüğünüz üzere. Şurada alışveriş sepeti var. <laughs> Ona özen göstermişler. Sepeti kurmuşlar oraya. Klasik top, neon top. Herhalde top satacaklar burada da. Bunları da parayla mı satıyorlar belli değil. Herhalde zıplattıkça oluyor. Burada da kontrolleri. Ha sesi açıp kapatıyorsun. Ele bir kontrol de yok yani zaten tıklanarak oynayın. Keep playing. Aa, aa. Reklamın süresini kadar oynatsa desek. verelim burada. Hadi bakalım. Keep playing patates görüyor musun? Yani herif oynatmak için reklamı zorla izletecek. İşte bütün bunlar dahil sizin bir Oyun üreticisi olarak yapmamanız gereken şeyler. Bir tane olumlu yorumu olan oyununuz varsa popülerleştirmeye çalışıyorsanız böyle gidip de para tuzağı kurmanız, Instagram'dan insanlara mesaj atıp gel bakalım ya biz sana e, bu oyunu incelettirelim. Bir de o insanların bir videosunu izleyip onların hassasiyetleriyle oynamak falan hiç kimseye yakışan şeyler değil. Ha söyleyeyim böyle bana döneceksiniz de burası aksi kanal. Biz burada her şeyi bam 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 söylüyoruz. Oyununuz berbat, pazarlama stratejiniz berbat. Revenue stream, chief revenue officer'ınız da falan vardır sizin minik bir startupsanız. O arkadaşa da çok selamlar. Hadi bakalım. Şimdi böyle kılla tüyle bana gelmeyin. Madem bir kötü örnek gösterdik, biraz da bunlara yön gösterelim. Bak burada Balls diye bir oyun var. Benim 2 senedir oynadığım bir oyun. Tıklıyorsun böyle, ketchup App. Bu girdi. Bak şurada No Ad opsiyonunu görebiliyorsun bile zaten. Diyor ki No Ad istiyorsan Küt diye buradan satışını yapacak. İstemezsen de bak Ad çıktı. Ad'deki problem ne? Çarpıya basıp kapatabiliyorsun. Bak ne kadar kolay kapatılıyor. Müşteriyi uyuz etmedi ama biz bundan gelir de elde etmek istiyoruz dedi. Tamam. Rate de var burada. Buna Rating de verebiliyorsun. Play'e basıyorsun ondan sonra. Bu benim epeydir oynadığım bir oyun. Bak mesela elimin altında reklam çıktı. Beni rahatsız etti mi? Bak şurada reklam var şu an. Hayır. Çünkü neden? Ben oyuna başladım. Tamam. Bunu da buradan görün de böyle yapın. Bak play now diyor. Aşağıda bir şeyler dönüyor. Benim umurumda mı? Hayır. Ama bilinçaltım bunu görüyor mu? Evet. Dolayısıyla doğru sistem bu. Bak aşağıda reklam var. Sizin reklamcılığınıza sinir olan ben buna sinir olmuyorum. Görüyor musun? Kapatılabiliyor mu? Tıklanabiliyor büyük ihtimalle. Bak aşağıya ne kadar da geniş yapmışlar. Şurada bir i harfi de var. i harfine gidebiliyor muyuz? was served by bilmem kim. Bak şimdi de kapatılamaz bir oyun geldi. Ama umurumda mı? Çünkü o oyunun oynanabilirliğini engelleyen bir yerde değil. Tamam mı? Bak ben de bu oyunu 2 senedir oynuyorum. Ha niye ödemeli versiyonunu niye premium almadın Herde 3 dolarmış ayıp değil mi diyorsan vallahi ben de o ayıbımı şimdi fark ettim hemen gideyim de bu oyunu satın alayım ama bu oyunu ben genelde beklediğimde efendim taksi durağında, otobüs durağında, taksi durağında çok beklenmez de otobüs durağında, metroda, toplu taşımada falan kullanıyorum. Bir de çok da enteresan olmadığı için insanlar da dikizleyip bakmıyor. Ben de çok kendimi kaybetmiyorum ama vakit geçiyor. Sizin de böyle bir toplu bir oyununuz var diye size de bu abinizden bir kıyak olsun. İşinizi doğru yapın. Revenue Officer'da hani dalga geçmiştim ya Revenue Officer'ınıza selam olsun diye müşteri arayüzleriyle yani Customer bu UX Yapan insanlar ve revenue officer'lar birleşiyor. Böyle insanı sinir etmeye. Bak kaçıncı reklam dönünü görüyor musun? Ben hiç sinir olmadım. Tamam. Reklamınızı böyle yapın. Uluslararası örnekleri örnek alın. Ve küçücük bir oyununuz var. Bir tane büyük ihtimalle kendinizin verdiği review'u olan bir oyuna ne olur ne olur gidip de reklam basmaya çalışmayın. Madem iyi bir şey yapmaya çalışıyorsunuz. Çok boyadım sizi diye vicdan yaptım. Doğrusunu da göstermiş oldum. Aksin Haral'ın işi burada biter.